Sözlerim Türk izleyicileri merhaba. Ben Çağla Necat. Bir başka Bundan Daha Nasıl Olur programında sizlerleyim ve bugünkü konuğum BF Banu Erçetin. Doğru söyledim mi? Çok hoş doğru. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel sizin olmak. Aynen, bilmukabele. Benim için de çok güzel burada Bugün olmak. Nelerden konuşacağız? Enerji aksın dedik nelerden. Ben Çağla Necat'a bu anlamda bırakıyorum tamamıyla kendimi. Ne sorarsa bilişimin söylediği ölçüde cevaplamaya çalışacağım. Biraz kendinden bahsedebilir misin bana? Tabii. Bizlere. Çok aslında birçok insan gibi kurumsal hayatta yıllarını geçirmiş birisiyim. Ondan sonra kendini tamamıyla kişisel gelişime, enerjiye adamış birisiyim aslında. Peyzaj mimarlığı, ardından medyada uzun süre reklam satış yöneticilikleri yaptıktan sonra bunun daha ötesinde bir şeyim ben, bunun daha ötesinde başka da neler var diye merak edip böyle kuyu kazmaya başlayan, reikisi, aile dizilimi vesairesi, bir sürü işte ruhsal astrolojisi, tekrar bağlantısı, bunları deneyimledikten sonra kesmeden. Yıllar olmuştur o zaman değil mi? Ya ne zaman ben başladı? 2006 yılında aslında bu konulara merak sarıp bu konularda çalışmaya, oraya buraya gitmeye başladım. Access'le tanışana dek de hiçbirisi kesmedi beni açıkçası. 2016 yılında da Access'le tanıştım. Şöyle bir şey vardır, ben hayatımda hiçbir şey için eğitim almayı sevmedim. Bilgisayar kursuna gitmeyi sevmedim, resim kursuna gitmeyi sevmedim. Ama hayatımda ilk kez Access'te eğitim almayı seviyorum. Çünkü benim için bunlar tırnak içinde eğitim gibi değil. Zaten biz de kendimize kolaylaştırıcı diyoruz, eğitmen demiyoruz, evet, öğretmen aynen, demiyoruz. Aynen, dediğimiz aynen. Zaman sanki daha doğrusal, düzlemsel bir realiteden evet. Bahsediyoruz. Değil mi? Evet, evet. Kolaylaştırıcı olmak beni çok, bana çok hafif gelen bir şey bu isimde. Bir de bunun yanına farkındalık rehberi gibi bir şey de ekledim yakın bir dönemde. Bu da bana hafif geliyor açıkçası. Çünkü her şey fark etmekle ilgili ya. Kendimizde olanı, dışımızda olanı, aslında olanı, gerçekte olanı fark etmekle ilgili. Bu da bana çok hafif geliyor. Evet, sizin bu arada kişileri, bu yolculukta olan kişileri bir araya getiren çalışmalarınız da var değil mi? Elimizden geldiğince, biz yol aldıkça bunları başkalarına da aktarmayı seçiyoruz. Bar sınıfları, facelift sınıfları, bunun yanı sıra fark ediş yolculuğunda yine bir BF arkadaşımla birlikte, Özlem Öz'le beraber hazırladığımız özel seminerler de var. Dipsiz kuyusuz sohbetler. Sil, başlat, yeniden başla adıyla seminerler de hazırladık. Olabildiğince bu yolculukta cebimize koyduğumuz şeyleri, tüm farkındalıkları başkalarıyla da paylaşmayı seçiyoruz. Bu aslında şu ana kadar giden serüven. Tabii detayda çok şey var ama akla geldikçe paylaşalım. Evet, Access'e dair en çok neyi seviyorsunuz? Hangi araçları seviyorsunuz? Ben Access'in her aracını seviyorum. Beni en fazla etkileyen aslında alıp kabul etmekle ilgili olan kısım. Çünkü şuna inanıyorum, bu benim ilginç bakış açım diyelim. Size gösterilen, kolaylık olsun diye önünüze sunulan tüm araçları siz alıp kabul ettikçe aslında varsınız ve onların ötesine geçebiliyorsunuz. Bana biraz anahtar gibi geliyor alıp kabul etmek. Dolayısıyla benim için çok kapıyı açtı. Access'ten bahsedelim. Bugün Access sınıflarına, bizim bar sınıflarımıza ve diğer sınıflara, tüm Access sınıflarına, sizin sınıflarınıza da gelen herkes için seçimden sonra, gerçekten seçtikten sonra. Aslında Access bize belirli kelimeleri öğretiyor, kavramları öğretiyor ve bunu gerçek kılıyor. Mesela seçim, olasılık. Katkı, bunların her biri alıp kabul etmek, alıp kabul etmek kelimesi Access'te bambaşka şeyi anlatıyor belki de. Ve biz bunlarla ilk kez tanışıyoruz esasında. Bambaşka bir dili konuşmak gibi oluyor bazen dışarıdan bakıldığında ama yaşamak bambaşka. Bu sadece konuştuğumuz bir şey değil. Yaşadığımız, bedenlediğimiz
gün be gün, an be an, her anımıza koyduğumuz, kattığımız bir şey. Aynen, aynen öyle. Dedim ya, benim hayatımda çok şeyi değiştirmiştir alıp kabul etmenin ne demek olduğunu gerçekten kavradıktan sonra. Mesela neleri alıp kabul etmeye başladınız? Çok huysuz ve çok prensipli, çok da katı bir insan olduğumu geçmiş kurumsal hayatım boyunca. Bu bana söylenirdi. Ben bunu alıp kabul etmezdim. Artık kendimde olan... dışarıdan mı bakmaya başladınız o zaman? Dışarıdan da bakmaya başladım. Aslında belki hep gördüğüm ama üstünü örtmeye çalıştığım belki... belki de farklılaştırmaya çalıştığım şeyleri şimdi tam da olduğu gibi, olduğu şekliyle, olmasına izin vererek ama her daim seçmeyerek ilerlemeye gayret ediyorum. Benim hayatımda alıp kabul etmek biraz bu. Kendimle ilgili de başkalarıyla ilgili de. Kendimizi alıp kabul etmeye başlamak yani. Evet. Evet, yani bunu yapmadığımız müddetçe zaten ne bir başkasına katkı olabiliriz diye düşünüyorum. Ne de hayata, evrene, dünyaya katkı olabiliriz diye düşünüyorum. Ben de çok önemli. Ama bunun yanı sıra diğer tüm soruları bardağımızda da olduğu gibi, programımızın isminde de olduğu gibi, bundan daha iyi nasıl olur da çok kullandığım bir araçtır. Bu kime ait çok kullandığım bir araçtır. Olması için neler mümkün? Olması için neler mümkün? En fazla kullandıklarımdan biri de bunun bana hediyesi ne diye sorarım. Çünkü olan bugün... Yine tırnak içinde kötü diye tanımladığımız şeylerin bize... Ne kadar çabuk yanlışa gidiyoruz değil tabii, mi yani? Tabii, tabii, tabii. Zihin çok yatkın çünkü. Zihin olumsuza çok yatkın. Orada işte o temkin programdan önce de konuştuğumuz gibi temkinli olmak kısmı öğretilmiş. Zihin bunu böyle kaydetmiş. Bir nevi koruma güdüsüyle hareket ediyor. Bize hep o kayıtları önümüze getiriyor. Hı-hı. Ama işte oradan çıkıp aslında izinli olma haline geçtiğimiz zaman belki de çok daha güçlü oluyoruz. Akseste kudret diyoruz ona, evet, ama hepimizin alıştığı tabirle güçlü olduğumuzu o zaman hissediyoruz. Peki güç herhalde. Nedir? Güzel soru. Güç nedir? Ben... yapabilme kabiliyeti. Ne olduğumu bildiğimde galiba güçlü hissediyorum kendimi. Ne olduğumu. Kim olduğunu bilmek. Evet. Evet. Aynen öyle. Benim en fazla güçlü hissettiğim zaman o. Kendimin daha çok farkında olduğum zaman. Hayatın daha çok farkında olduğum zaman. O zaman acayip kudretli ve güçlü hissediyorum. Geçen şunu fark ettim. Esasında kızmanın, kavga etmenin kökünde... çaresizlik ve acizlik duygusu varmış. Bence ve de. Gerçekten bir şeyler yapabildiğini anladığın zaman güce geçiyorsun. Burada evet. Hangi olasılıklara sahibim sorusunu sormaya başladığında. Evet. Ve tahmin ettiğimizden çok daha büyük kudrete sahibiz her birimiz. Aslında bu Access'te bize verilen bir şey. Diyor ki aslında Access, ne bildiğini bildirmek. Evet. Sana seni vermek. Evet. Kişiye kendisini vermek. Bu konuda onu güçlendirmek. Bu konuda onu güçlendirmek. Evet. Kolaylaştırmanın da kökü, evet, esasında bu. Evet. Evet. Egoyu aşağıya indiriyor. Yok etmiyor, evet, ama aşağıya indiriyor. Bariyerleri aşağıya indiriyor. Kendini anlamak için bütün bariyerleri aşağıya... Biz bariyerleri bir kaleyi korumak gibi. Kaleyi içerideki insanları korumak için inşa etmişler ya. Belki de öyle bir kaleye ihtiyacımız yok. Belki de içeride olanı yoksa ortaya saçmaya ihtiyacımız var. Çünkü zaten dışarıda bırakmaya çalıştığımız zaman herhangi birini ve herhangi bir şeyi ilk önce kendimizi dışarıda bırakıyoruz değil mi? Evet, evet, evet. Kendimizi dışarıda bırakmadan başkasını ötelememiz, başkasına duvar değil. Koymamız mümkün değil. Aynen öyle. Bütün duvarlarda dışarıda kalan biziz, bizim parçalarımız. Başlangıçta bu kudret kısmı alışıla gelmediği için ürkütüyor olabilir pek çoğumuzu. Hani bizi dinleyenler için de konuşmak gerekirse. Doktor Geri Taklas'ın tanımını bilmek ister misiniz? Bu konuyla lütfen ilgili. Lütfen paylaşırsanız. Aslında şıklık ve güç der, en az çabayla en çok olanı yaratmaktır. Değil mi? Süper. Harika bir tanım. Kavga ederek değil, soru sorduğumuz zaman, çünkü her soru kuantum alanına adım atmamızı sağlıyor. Hı-hı. Her soru
aslında tanımlarımızın ötesine geçiriyor bizi. Evet. Bunun için neler mümkün dediğimiz artık o direndiğiniz şeyler değil, hiç şimdiye kadar aklıma gelmeyen olasılıklar için neler mümkün diye soruyoruz aslında evrene ve bu gelmeye başlıyor. Aslında evet. Access gerçekten bunu sorduğumuz zaman yanıtın, yankının geldiğini gösteriyor bize, öğretiyor bize. Kavgadan evet. bizi çıkartıp güçlü olmanın evet. esasında başkasının üstünde ego sahibi olarak güç olmak değil, gerçekten evet. bilinçle kendin ve alanda farkındalıkla hı hı. ve yaratım kabiliyetine evrenin de katkısını alarak evet. evet. özellikle. O zaman kimseden ayrı olmuyorsunuz. Herkesi alıp kabul etmiş oluyorsunuz. Kendinizin her bir parçasını alıp kabul etmiş evet. oluyorsunuz. Evrenin alanın taleplerinize verdiği yankılarla beraber esasında birlik oluyor. Birliğe aynen. bir yolculuk aynen. oluyor. Aynen 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 öyle. Bir de işte dediğim gibi bu alıştığımızda çok bir hal olmadığı için genel anlamda. Yani Access'te tanışmamış kişiler için söylüyorum hı-hı. bunu. O kudretli olma hali, o kendini daha çok fark etme ve tüm olasılıkları açma hali biraz ürkütücü geliyor gibi geliyor bana. Benim aldığım izlenimlerden dolayı söylüyorum bunu. Ama inanın... Barz'la beraber. Barz bunun zaten evet. Zaten sesin temeli. Barz'la birlikte. Gerçekten o alana girdiğiniz anda... o yaratım gücünü fark ettiğiniz, kendinizi ve kendinizin her gün ötesindeki şeyi fark ettiğiniz zaman muhteşem. Çok da kelime olarak tanımı yok aslında. Muhteşem. Bu anlamda siz Barz kolaylaştırıcısı olarak. Evet. Barz ve facelift kolaylaştırıcısı. Facelift. Şimdilik. Umuyorum. Başka neler mümkün başka diyorum neler mümkün. Hep. Facelift de muhteşem bir araç gerçekten. Süper. 29 sene ayrı enerji çalışıyor evet, zaten evet, tek bir evet. seansa 1,5 saatlik bir seans. Evet yani bedeni enerjik yüz germe olarak bir tanımı var ama bunun dışında bedene her türlü katkısı. Tüm aslında örneğin skolyoz gibi diğer beden prosesleriyle birlikte de çalıştırıldığı zaman da çok fazla etkili. Gerçekten katkı olduğunu... şifalandırdığını evet. Pek çok kişi de duydum. Zaten bu doğal hayatımıza katabileceğimiz, davet edebileceğimiz her durumda evet, evet. çağırabileceğimiz bir enerjiler. Access'in en güzel tarafı şu, kolay. hiçbir zorluğu yok. Gayet keyifli. Aldığınızda da bunu yaptığınızda da gerçekten size katkı olan ve kolay. Hiçbir zorluğu yok. Evet. İçimizde zaten bunu... mantrası gibi yaşamın tümü bize. Kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Aynen, aynen öyle. Gerçekten de öyle geliyor. Yani bir Barz seansı aldığımızda ve yaptığımızda gerçekten hmm. yaşam kolaylaşmaya başlıyor. Facelift'le gerçekten yaşlılığı tersine çeviriyoruz. Aynen. Bizim seçimimiz olduğunu görüyoruz. Kendimizi görüyoruz. Kudretimizi görüyoruz. Kapasitelerimizi görüyoruz. Aynen. Kim olduğumuzu görüyoruz. Dünyadaki yerimizi görmeye başlıyoruz. Ve ne kadar çok hediyesi var. Ve yaşamın o yanlışından çıkıp değil mi? Bunun hediyeleri nelerdir? Burada başka hangi olasılıklar var da? Evet. Bunu bedenlenmiş gibi. Bu evet. her durumda, her halde, her koşulda açığa çıkan bir şey olmaya başlıyor. Yani dersin haricinde ders değil artık bu bizim yaşam şeklimiz. Biçimiz. Evet, aynen. Ben öyle bana ne iş yapıyorsun diye sorduklarında yaşıyorum diyorum. artık yaşıyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? evet. Evet, böyle. Bizler de sizleri... Ya da dinleyenleri, izleyenleri ne diyoruz o zaman? Herkesi aslında evet, bir mesajınız Access var mı? Araçlarını kullanmaya, onları kolaylıkla öğrenmeye, Access sınıflarına davet ediyoruz. Bu Access'in temel sınıfı Barz. Barz sonrasında da alabileceğiniz birçok Access sınıfı var. Lütfen kendinize engeller koymayın. Ben... Çağla Hanım ve birçok gerek Barz kolaylaştırıcısı gerek sertifikalı kolaylaştırıcı birçok arkadaşımıza lütfen ulaşın.
Ben hayatımda kolaylığı seçtim, neşeyi seçtim. Biz seçtik. Umuyorum herkes seçer. Banu Erçetin'i ağırladım. Bir başka Bundan Dayı Nasıl Olur programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.